Pekala Spike, bir sürü kitap ve bolca çizelge sebebiyle dikkatin dağılmış olabilir. Bu yüzden diyeceğin şeyi unutma. Twilight, yarınki bilgi yarışması için tam hazır modda olduğunu biliyorum. Ama biraz da uyuman gerekiyor. Ha, iyi iş çıkardın. Bu iş sende. Bu çok garip. Twilight, ne yapıyorsun sen? Harika soru Spike. Ve cevabı da... Yatağa gidiyorum. Beynin uygun seviyede çalışması için 8 saat uyuması gerekir. Güzel. Ben de Ponyville'de ard arda 3 kez bilgi yarışmasını kazanacak ilk pony olma fırsatını yarın yakalayacağını düşününce seni uyutmak zorunda kalırım sanmıştım. Yarın da öyle değil mi? Ve cevap evet. Bir tane daha sor. Bir tane daha ne? Sonra da enerjim yüksek kalsın istiyorum. Böylece enerjim yüksek uyuyabilirim ve enerjim yüksek uyanabilirim ve yarın da tamamen enerjik olurum. Bu da Twilight olmanın yepyeni bir seviyesi mi yoksa? Ve cevap evet. Sen iyi misin? Ve cevap evet. Sana iyi geceler Twilight. Beynini uyutman ve üçüncü galibiyetin için sana kolay gelsin, tamam mı? Ve cevap iyi geceler ve evet. İyi de soru değildi ki bu. My little pony, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle. Gece benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlence. İyi bir kalple bağlı bize. İyilik yap, mutlu ol. Seninle dost olmak güzel. My little pony, benim en iyi arkadaşım sen. Bilgi yarışmasını izlemeye gelme kararı vermene çok sevindim Spike. Umarım kurallar kafanı karıştırmaz. Nasıl yani? Yarışma bilgi sadece yarışması. Soru sorma ve cevap verme üzerine değil mi? Yarışma kısmında bundan biraz daha fazlası var aslında. İlk kural kategorisiyle başlayalım. Kategoriler kura 1. Her bir kategori kategorisel olarak tasarlanmalı ve kategorisel olarak araştırılmalıdır. Trivia trot. And that wraps up rule 41.6. Of course the exception to that 41.6A is interesting itself because... Baksana geldik. Ortağımın kim olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Kendi takımını kendin seçmiyor musun? Kural 20.16B Spike. Herkes eşit olsun diye takımlar rastgele seçilir. 20.16B. Nasıl unutabilirim ve ki? Ve sıradan katılımcılara bakarak potansiyel bütün takım arkadaşlarının zayıf ve güçlü yanlarının çizelgesini çıkarttım. Ayrıca her birinin kazanma yüzdeleri de var. Ha, bir çizelge olacağını biliyordum. İzleyeceğim için mutluyum. Takım arkadaşın olmaya dayanabileceğimi sanmıyorum. Ya seni hayal kırıklığına uğratırsam? Sen beni asla hayal kırıklığına uğratmazsın Spike. Ama izleyeceğin için mutluyum. 3 numaralı galibiyetim için alabildiğimi her desteği almam gerekecek. Bak. Bu bizim son şampiyonumuz değil mi? Bu hafta yine kazanabileceğini mi düşünüyorsun Twilight? Buradaki her poninin farklı alanlarda uzmanlıkları var. Bu yüzden her poniye göre bir oyun bu. Ama evet. O zaman benimle eşleşmeyi umut etsen iyi edersin. Çünkü bu oyunu ben kazanacağım. Bunu hepimiz göreceğiz. Kristal İmparatorluk'tan buraya kadar onca yolu boşuna gelmedim ben. Ve doğru cevaplar konusunda en yüksek oranı sahip olduğumu da fark etmişsinizdir umarım. Böyle de devam etmeyi düşünüyorum. Umarım her sorunun sakallı Star World'ün bile hatırlayamayacağı kadar eski güçler kategorisinden olmayacağını farkındasındır. Umarım muhteşem canlılar için kürk bakımı vardır. Çünkü bilgilerimi tazeledim ben. Teknik olarak bu geçen haftanın kategorisiydi. Bu akşamki oyunda olmayacak. Kural 37.2C. Arda arda kategoriler olmaz ama sanırım Fluttershy şaka yapıyordu. Kesinlikle bana da şaka gibi göründü. Pinkie Pie. Sürpriz. Sorun ne Twilight? Pinkie Pie'ye potansiyel bir oyuncu olarak bakmamıştım. Daha önce hiç oynamadı ki. Çizelgem tamamen bozuldu. Olacakları önceden görmem mümkün değil. Ve bu bilgi yarışmasındaki üçüncü galibiyet için hiç iyi bir şey değil. Dostluk prensesi olarak başardığın şeylerin listesini sana okumama ve bunun sadece bir oyun olduğunu hatırlatmama gerek var mı gerçekten ha? Spike! Bunun dostluk prensesi olmakla hiç alakası yok. Ve bu sadece bir oyun değil. Bu bir bilgi yarışması. Tamam poniler, yerlerinize oturun. Burada takımları çekmeye başlayacağım. Evet. Başlıyor ama çizelgemi yeniden gözden geçiriyorum.
geçirmeliyim Spike'a. Eşleşme oranlarını bulmam gerekiyor. Dışarıda bakabilir misin? Ne kaçırdın? Anneanne 5. takım açıklamak üzere. Bana en büyük kazanma ihtimalini Sunburst verdi. Ama o Cranky ile eşleşti. En azından Rainbow Dash ve Apple Jack'le birlikte değiller. Apple Dash takımı durdurulamaz olurdu. Ve birbirleriyle atışmaları da benim kazanma ihtimalimi olumlu bir şekilde etkileyecektir. Hadi yapalım şunu. Evet. Her takımda tehdit oluşturmuyor. Ama geriye çok fazla pony kalmadı. Pekala, herkes sakin olsun. Çünkü bir sonraki oyuncu çiftimiz... Mud ve Mud Briar. Hadi ama. Sorun nedir? Mud ve Mud Briar her hafta birbirleriyle eşleşiyor. Bunun ihtimali çok düşük. O kadar iyi değillerse bu iyi bir şey de olabilir. Olamaz. Hesaplarıma göre kazanma ihtimalini düşürebilecek tek bir pony kalıyor geriye. Ve bu haftaki bilgi yarışmamız için eşleşen son yarışmacı çiftimiz... Twilight ve Pinkie Pie. Twilight, sen ve ben olduk. Bu harika değil mi? Evet, harika. Hey, baksana. Sanıyorum ki kazanma ihtimalini düşürebilecek tek pony Pinkie. Twilight, ortak olduğumuza inanamıyorum. Bir oyun için. Ben oyunlara bayılırım. Ve bu oyun için de çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü bu oyunu hayatımda ilk kez oynayacağım. Ve bunu da seninle oynayacağım. Böylece daha eğlenceli olacak. Aa, Twilight Pie takımı olabiliriz. Ya da Pink Light oluruz. Sparkle Pie, hayır. Twilight Pie. Pinkie, heyecanlı olduğun için mutluyum. Ama bu akşamki oyun çok özel. Bu yarışmayı arda arda 3 kez kazanan ilk pony olabilirim. Ve gerçekten bunu yapmayı umuyorum. Endişelenmeni gerektirecek bir şey yok. Gelmiş geçmiş en iyi ve en eğlenceli takım arkadaşı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani hala kazanabileceğini düşünüyor musun? Kazanabileceğimi biliyorum. Pinkie umduğum ortak olmayabilir ama ona koçluk yapabilirim. Ve ayrıca ben bu oyunda oldukça iyiyim. Birkaç soru kaçırsa bile onu telafi edebileceğimden eminim. Hadi şu partiyi başlatalım. Şimdi de ilk iş olarak skor tutacak bir poniye ihtiyacımız var. Ben yaparım. Bu işi almak isteyeceğini hiç sanmıyorum Spike. Skor tutma işi çok zorlu bir iş olabilir. Evet, eskiden bunu Starlight yapardı ama şimdi onun etrafındayken bu yarışmanın adını bile anamıyorum. Gereksiz bilgi, seni korkutmalarına izin verme. İyi olacaksın, hadi şimdi oyunu başlatalım. Evet, harika. Evet. Ezilmeye hazır ol. Hey, beni taklit etme. Evet, ilk kategori edebi figürler. Kitaplarla ilgili bir kategori. Harika bir başlangıç yapacağız. Eski bir klasik olan iç ısıtan bir hikaye kitabında bayramı sevmeyen pony hangisidir? Söyleyin. Cevap hiçbir pony olacak. Çünkü eninde sonunda her pony şarkı söyleyerek pasta yiyerek düşürülmüş hediyeler alarak geçirilen bayramları sever. Bu cevap tam olarak yanlış olmasa da tam olarak doğru da değil. Ben sadece işimi yapıyorum Twilight. Affedersin, eksi puan alabileceğimizi bilmiyordum. Sorun değil Pinkie. Ama sana öğrettiğim gibi ilerlerse kazancımız daha çok artabilir. Birinci ipucu sakin kalmaya çalış. Bunu yapabilirim Koç Twilight. Sakın dikkat dağıtma. Dikkatin de dağılmasın. Ve dikkatli şekilde dinlemeyi de unutma. Bir de sorular arasında sessiz kalmak en iyisi. Anlaşıldı. Sakin kal. Eskiden mağara olarak kullanılan ama binlerce yıllık erozyon sonunda artık geçit görevi gören topografik bölge hangisidir? Pinkie! Ne? Cevap zorlu geçit. Evet, %100 doğru! Bir sonraki kategori elmalar. Hile!
kategori Wonderbolt tarihi olduğu zaman şikayet ettiğini duymadım ama. Ama bu tamamen farklı bir şey. Pekala Pinky, şimdi kategori elmalar. Elmaları aklında tut. Elmalar, 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 elmalar. Ha, portakallar, portakallar, üzümler, çilekler. Ha, çilekli cupcake'ler, acıktım. Hangi elma türü sadece 5 günde çiçek açar? Boğulma. Neden elmalarla ilgili bir soruda boğulayım ki ben şimdi? Soruyu tekrar alabilir miyim? Şaka mı yapıyorsun? Hadi ama Pinky, bunu biliyorsun. Gizemli elmalar sadece 5 günde çiçek açarlar. Sessiz ol. Midelerin guruldamasına dair de bir kural olduğundan eminim. Sadece tahmin ediyorum ama güç elmaları mı? Nihayet. Evet Fluttershy, öyle. En azından buradaki bazı poniler elmalarını öyle biliyor. Evet! Eleştiri turu için sadece 1 dakika kaldı. Hemen. Spike, Pinky 3. galibiyetimi almaya yetecek kadar koşluk yapamıyorum. Kendini kötü hissetmesini istemiyorum. Çokça bağırıyorum. Her şeye kendim cevap vermeye başlamalıyım. Bak Twilight, Twilight takımına rahatsızlık veren mide gurultusu yok artık. Belki de Pinky'ye odaklanmak yerine sen nasıl oynuyorsun ona odaklanmalısın. Ya da diğer ponilerin nasıl oynadıklarına odaklanabilirim. Umarım herkes yerlerine güzelce oturmuştur. Çünkü ara sona erdi. Evet bakalım. Eski poli dilinde ödül ne demektir? Eski pony dilinde ödül mükafat demektir. Doğru. Uyan. Hayır, bu olamaz. Ne oldu böyle? Sunburst'un ortağı uyuyor ve kural 57.6'ya göre masada uyumak diskalifiye olma sebebidir efendim. Buraya bir bakalım. Kesin bir kural var. Cranky diskalifiye edildi. Çok üzgünüm Sunburst. Takım arkadaşın olmadan sen de oyuna devam edemezsin. Of, tamam. Ama doğru yanıt verdim olarak kabul ediyorum. 5 dakikalığına uyanık kalamadın sen de. Merak etme Pinky. Bu oyunu henüz bırakmış değiliz. Cevap havuçlar mı yoksa? Evcil hayvanlardan yardım alınamaz. Kural 13. Kural 72.8. Rakiplere dil çıkarmak yok. Yeni bir kural koyma sebebi sunuyorum. İfadesiz yarışmacılar olmasın. İyi deneme. Peki. Bir sonraki kategori... Cupcake'ler. Twilight, onların hepsini biliyorum. Yardım etmeme izin ver. Tabii ki. Skoru yükselttiğimize göre olur tabii. Bu kulağa harika geliyor Pinky ama... o gördüğüm konfeti takdir geçirdi değil mi? Nerede? Prenses Celestia'nın, Prenses Luna'nın geçen seneki sürpriz doğum günü için sipariş ettiği cupcake'lerin aroması neydi bakalım? Bekle, ne? Acı biber kaplamalı duble gece yarısı çikolatalı. Doğru. Hey, bunu biliyordum. O cupcake'leri ben yapmıştım. Üzgünüm Pinky, sen geçide bakıyordun. Ben de takımımız puan kaybetsin istemedim. Sanırım bu çok mantıklı ama... Konfeti geçidi ne tarafa doğru gitti bu arada? 1547 pony senesi. Van Hoover. Sevimli su çiçeği. Mus, mus. Kategorimiz çubuklar ve taşlar. Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu nasıl bir kategori böyle? Teknik olarak bu kategori cevaplarını bizim bildiğimiz ama senin bilmediğin türde bir kategori. Merak etme Tıbay Pay takım üyesi ben.
Ben taşlık bir çiftlikte büyüdüm. Bazılarını bildiğimden eminim. Ateş yakmak için ne tür bir taş kullanılır? Siyah olan. Cevap çakmak taşı. Evet işte o. İkimiz de puan alıyoruz öyle değil mi? Kusura bakma Pinky. Kural 4. Cevaplar kesin ve net olmak zorunda. Elimden gelse yardımcı olurdum. Bu kategoriyi gayet iyi biliyorum ben. İnanmıyorum Pinky. Griffinstone'daki en ünlü taşın adını unuttum. Mada sormak ister misin acaba? Bu iş bende. Hey Matt! Griffinstone'daki en ünlü taşın adı ne? Pinky, bana bunu soramazsın. Tabii ki sorabilirim. Az önce sordum. Aa, neden böyle yapıyor? Hadi ama. Hayır, evet. Kesinlikle bu değil. Kategori taşken gidip başka bir yarışmacıya taşla ilgili soru soramazsın. Kurallar kitabında öyle diyor. Bakayım, Pinky diskalifiye edildin. Ne? Diskalifiye edildiğime inanamıyorum. Çok üzgünüm Pinky. Sanırım bu kuralı unutmuşum. Olamaz. Ben atılırsam senin ortağın kalmaz. Üçüncü galibiyetini kazanamayacaksın. Aslında takım arkadaşı diskalifiye edilmiş başka bir takım oyuncusu olduğu için. Kural 19.7b. Takım arkadaşları diskalifiye edilmiş takım oyuncuları yeni bir takım kurabilirler. Tamam. Ben de size şu taraftan tezahürat ederim. Bir sonraki kategori... Eski efsaneler. Bu turu biz kazanacağız. Emin değilim Twilight. Bugün pek havanda görünmüyorsun ama merak etme, ben senin boşluğunu doldururum. Ne? Ben yarışma şampiyonluğuna yürüyorum. Eğer telafi edilmesi gereken bir şey varsa onu da ben ederim. Yani... Tamam, alınma canım. Dikkatim biraz dağınık gibi ve benim de artan bir doğru cevap yüzdem var. Equestria halkının özel gücünü almak için uzak topraklardan Equestria'ya seyahat edip gizlice içeri sızan kimdir? Lord Trek olacak. Teknik olarak bu cevap tam değil. Doğru cevap Lord Trek ve Scorpion olmalı. Ama Scorpion Trey'i bunu yapmaması için ikna etmeye çalıştı. Yani teknik olarak bu işin parçası değil, öyle başlamış olsa da. Neyse, boş ver. Bak, Sunburst öncesi biraz düşük olsam da boyunda epey iyi olduğumu fark ettim. Derrington'un şapkasında kaç tane delik vardır? 20. Doğru. Twilight, bunu biliyordum. Sen bize bir puan kaybettirdin ve bu benim yüzdemi arttırmak için ihtiyacım olan doğru cevaptı. Ama ben de biliyordum. Kitap okuyan tek pony sen değilsin, bunu biliyorsun. Çok haklısın Twilight. Üzgünüm ama bir düşündüm. Dedeş'in cevabından o kadar da emin değilim ben. Hızlıca bir kontrol edebilir misiniz? 20 olduğunu biliyorum. Ama eğer kanıt istiyorsan... Bekle. Kural 18.3'e göre bir dış kaynaktan kontrol sağlayamam. Beni diskalifiye etmeye mi çalışıyorsun? Ne tür bir pony takım arkadaşına böyle bir şey yapar ki? Çok haklısın Twilight. Bana ne oldu hiç bilmiyorum. Doğru cevaplarım o kadar çok odaklandım ki doğru düzgün düşünemedim. Beni affedebilecek misin? Sorun değil Sunburst. Anlıyorum. Ve benim de özür dilemem gereken bir takım arkadaşım var. Neyse ki Cranky uyandı ve kural 57.6b'ye göre... Önceden uyuduğu için diskalifiye edilen oyuncular tamamen uyanık olduklarını göstererek oyuna yeniden katılabilir. Neredeyim ben? Saat kaç oldu? Günaydın kekim, nerede benim? Pinky, sen benim isteyebileceğim en iyi takım arkadaşıydın ama kazanma hırsın bunu görmeme engel oldu. Kazanmak istediğini biliyordum ama muhtemelen biraz yardımım da dokunabilirdi. Hem dokunmasaydı bile... Yine de eğlenebilirdik. Bunu fark etmediğim için çok üzgünüm. Tek bir şeye o kadar odaklandım ki gerçekten önemli olan her şeyi unuttum. Öyle mi? Bu hiç sana göre bir söz gibi durmuyor. Kazanmak ya da kaybetmek hiçbiri benim arkadaşımdan daha önemli değil. Sonsuza dek Twipay. Bilmiyorum. Anlıyorum. Sanırım dostluk prensesi bile dostlarıyla olan ilişkisini bozabiliyormuş. Bu öyle bir şey değil.
Benim yerim zaten Twyburst olarak değiştirilmişti. Ama şimdi de onu Sun Doodle olarak mı değiştirmeliyim? Aslında benim daha iyi bir fikrim var. Kural 13.2'ye göre oyuncular istedikleri zaman oyuna yeniden katılabilirler. Ama 0 puandan başlarlar. Öyle mi? Bu kuralların anlaşılması gerçekten çok zor. Ama 0'dan başlamamız kaybedeceğimiz anlamına gelmez. İhtimalimiz pek yüksek değil. Ama Twypie takımı olarak eğleneceğimiz kesin. Ponyville Spa gününün en popüler mumunun adı nedir söyleyin bakalım. Rekabet çıkış mani miski. Hayır. Tüh.